Merhaba dostlar, Germiyan Sokağı'ndayız. Kültür ve Sanat Yerleşkesi'nde. Bu yerleşkenin herhalde ya 3 ya 4. videosu olması lazım. Diğer videoları izlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izleyin. Çok güzel, çok değerli şeyler çekiyoruz. Çok güzel insanları çekiyoruz. Mutlaka tanımanız lazım. Bunlardan birisi de geçmiş ve geleceği birleştiren, geçmişine sahip çıkmış, geçmişteki güzel eserlere sahip çıkmış ve bunları yeni nesle aktarmayı amaç edinen koleksiyoner ve gramofon sanatçısı Fikret Pak hocamızla beraberiz. Kültür Sanat Evi'ndeki birçok zenginliğimiz gibi siz de bizim bir zenginliğimizsiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben emekli astsubay, hava astsubayı Fikret Pak. Evet. Emekli olduktan sonra çocukluktan gelen bir merak vardı gramofonlar üzerine. Kendi hobimi yani gerçekleştirmeye çalıştım. Araştırdım İstanbul'da, buralarda. Mesela gramofonlar, sonra İstanbul'da bir gramofoncu vardı, tamir işleri yapan. Onunla tanıştım. Çok iyi şeyler yaptık onunla da. Allah rahmet eylesin. Evvelki sene vefat etti. 600 civarında bir plak toplayabildik. Türk sanat müziği çoğunluğu. Ve çok güzel sanatçılar var, çok güzel eserler var. Gerçekten fotoğraflara bakıyorum. Barış Manço'nun ve diğer sanatçıların o günkü çıkmış afişlerinin fotoğrafları var. İnsan çok duygulanıyor. Bunlar çok değerli şeyler. Evet, onlar daha çok tabii biraz Barış Manço falan. Onlar 60'tan sonra çıkan plaklar. Bunlar 1870'lerden 1870. Plaklar. Yani şu 80-90 senelik plaklar, taş plaklar. Taş plak dediğimiz, yani taş değil aslında. Taş şöyle, ilk zamanlar hatta daha kalındı plaklar. Evet. Kalın olduğu için ağır oluyordu. Halk arasında yakıştırılmış taş plak. Taş plak. Taş plak oradan geliyor demek ki. Oradan ağırlığından. Geliyor. Taş plak oradan geliyor ve hala da taş plak diye gidiyor. Evet. Burası verilince derle. Evet. Ve de hatta daha tamir ediliyordu, yapılıyordu. Evet. Geldik bir gezdik falan. Bu odayı gördüm. Burayı dedim verirse bize vali özel idare, bu oda benim dedim başkana. Valimiz sağ olsun böyle şeylere çok değer veriyor. Özellikle Kütahya'nın tanıtılmasına da çok büyük değer veriyor, çok büyük destek veriyor. Evet. Kendisiyle henüz karşı karşıya gelemedik ama belki bir gün gelmek fırsatı olur. Ben de hiç karşılaşmadım. Siz de mi karşılaşmadınız? Karşılaşmadım. Dostlar, Fikret Hocam'ın eşi İffet Hanım'ı bu video için çağırdık. Sağ olsun ilerleyen yaşını aldırmadan sizin için bu videoda yer alabilmek için buraya geldi. Kendisine sizin de huzurunuzda çok teşekkür ederim. İffet Hanım, kısaca sizi tanıyalım. Ben İffet Pak. Evet. 1944 doğumluyum. Lise mezunu sayılırım. Ailenizden bahsedelim. Ailem çok eskilere dayanıyor. Çok eski. Annemin babası en son Mevlevi Şeyhi Sakıp Çelebi'ydi. Evet. Babaannemin dedesi Rıfat Efendi, Uşakzade Ahmet Rıfat Efendi, Mevlevi Şeyhi'ydi. Babamın dedesi Hüsamettin Çelebi, evet. Sakıp Çelebi'den bir önceki Mevlevi Şeyhi'ydi. Sakıp Çelebi yaşı küçük olduğu için idareten Hüsamettin Çelebi'ye verilmiş Mevlevi Şeyhliği. O yaşını bulunca Sakıp dedi, annemin babası şey oluyor, Mevlevi Şeyhi oluyor. Şimdi Mevlevi merkezi olarak bir bizim Dönenler Camisi'ni biz geçen çektik. Fakat Bayram Bey dedi ki sizin de eviniz, biraz önce bahsettiğiniz terk edilen ev herhalde. Evet.
Orası yakın zamanda tadilat görecek falan dedi ama sizin açınızdan türbesini biz bedelsiz terk ettik. Yapabilecek durumumuz yok. Evet. Türbe ve türbenin yanında türbe bekçisinin evi. Orada Rıfat Dede çok varlıklı bir insanmış. Her gün yemek pişer. Türbeyle konağın arasında dönme dolaplar var. Haremlik selamlık olarak. Evet. Yemekler verilirmiş. İhtiyacı olanlar orada şey olarmış. Bizim konağın üst katında salonunda eskiden divanhane denirdi. Kubbeliydi. Mevlevi ayinleri yapılırdı. Evet. Yapılırmış. Yapılırdı demeyeyim. Tekrar o şey, salonun yanında zikir odası vardı. Şeyden gelen, İstanbul'dan gelen büyükler orada ağırlanırmış. Şeyde, konakta ağırlanırmış. Evet. Rıfat Dede bir dönem belediye başkanlığı yapmış. Fuat Paşa ile çalışmış. Şeyden gelen padişahlardan en son herhalde 3. Selim'de, bir de Abdülmecit zamanında Mekke'nin, Kabe'nin 1/4 süpürme hakkı Rıfat Dede'nin hanımına Alimenne'ye veriliyor. Çok kıymetli, değerli bir hanımmış Rıfat Dede'nin eşi. Bütün tekkenin şeylerini yaptılar. Dedemiz de zaten tekkenin önünde vasiyet etmiş, orada yatıyor ama şimdi yıkıntının altında yatıyor. Mevlevi Şeyh'i yıkıntının altında yatıyor. Çok rica ettik, çok şey ettik. Vakıflar Müdürlüğü'ne gittik. Yapmadığımız, başvurmadığımız yer kalmadı. Sizce Kütahya'nın şu anki durumu nasıl? Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz Kütahya'nın şu anki durumu? Yani her tarafı, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi kozmopolitik bir yer oldu. Kütahya'nın yerli ahalisi, örf adetlerini bilen ahalisi %10 veya daha azdır. Yani kozmopolitik oldu. Şehirleşmeye kurban mı verdik? Eski yaşantı. Göçlere kurban verdik diyelim. Köylerden kentlere, şehirlerden şehirlere. Olması gerekenler buymuş. Teknoloji deniyor ya. Evet. Teknolojinin ne derece getirdiği, ne derece götürdüğü, o tartışılabilir bir şey. Böyle bir şey oldu işte. Teknoloji getirdi ama aynı zamanda götürdü. Çok oldu. Fikret Hocam'la tanışmanız nasıl oldu? O zamanlarki evlilik izli başlar nasıl oluyordu? Ha şöyle. Benim şeyde, lisede şey vardı, cebir vardı, bilmiyorum hala okunuyor mu? Matematik. Hem matematik hem cebir vardı. Cebir diye geçerdi. Evet, bizim baş belamız. Cebir diye geçerdi. Benim sosyal bilgilerim çok kuvvetliydi ama matematiğim çok zayıftı. Lise 1'den lise 2'ye geçerken cebirden şey ettim, ikmal denirdi o zaman. İkmale kaldım. Şimdi bütünleme diyoruz biz ya. Tamam. İkmale kaldım. Fikret Hoca benim cebir hocamdı. Fikret Hocam, matematikte de mahirim diyorsunuz. Hem maşallah. Maşallah. Gerçekten maşallah. Ben Kütahya Kıbrıs Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Yıldız. Burada Kütahya Kültür Sanat Derneği sanat yerleşkemizde çeşitli sanatçılar, 22 değişik sanatçı var. Şu anda Fikret Pak hocamızın odasındayız. Kendisi efendim 20 yıla veya 30 yıla aşkın süre içerisinde topladığı bu argümanları veya folklorik veya etnografik değerleri burada biriktirmiş ve onları burada sergiliyoruz. Ki sergilememizin temel hedeflerinden birisi şudur. Yeni kuşaklar maalesef geçmişi fazla bilmiyorlar. Bizler geçmişi tanıtabilmek ve akıllarında ve zihinlerinde taze, hafızalarını tazelemek için bu odamızı Fikret hocamızı açtık. Kendisi de sağ olsunlar bize kırmadılar. Ve eserleriyle burada gelecek kuşaklara hizmet etmeye çalışıyorlar. Geçmiş kültürümüzü burada tanıtmaya çalışıyorlar. Müzik kültürümüzü tanıtmaya çalışıyorlar. Etnografik eşyaların kullanım şeklini burada tanıtmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla biz kendisine müteşekkiriz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii Fikret abimiz derken İffet ablamızda değinmeden geçemeyeceğiz. O da Kütahya'mızın belli ve saygın ailelerinden gelen bir hanımefendi. Ve kendisi Uşakızade Rifat Efendi'nin ikinci kuşak torunlarından olur. Uşakızade Rifat Efendi kimdir? Efendim Uşakızade Rifat Efendi Kütahya Mutasarrufu Fuat Paşa'nın özel kalem müdürü. Bildiğim kadarıyla ve İstanbul Darülfünun'da eğitim almış ve
hukuk diploması bulunan Kütahya'nın değerli bir şahsiyeti. Ve aynı zamanda da bir yanılgıyı burada düzeltmek istiyorum. Şöyle bir tabir vardır. Mevlevi'nin merkezi Konya'dır. Evet, doğrudur. İkinci merkezi Afyon'dur. Yanlıştır. İkinci merkez Kütahya'dır. Üçüncü merkez Afyon'dur. Dördüncü merkez Yenikapı'dır. Öyle mi? Yenikapı mı? Eskişehir. Yenikapı, evet. Evet, Yenikapı'dır. İşte İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın kitabında. Evet. Dolayısıyla ve bu Mevleviliğin Kütahya'da yerleşmesine ve burada kalmasına en büyük öncülerinden birisi İffet Hanımefendi'nin, ablamızın ailesi olmuştur. Çünkü bulundukları ve ikamet ettikleri konak bir Mevlevi hanedir. Kütahya'da genelde şöyle derler, dönenler camisi Mevlevi hanedir derler ama hiç kimse sizin konaktan bahsetmez, değil mi? Şey olarak geçiyor, Hamidiye Mecidiye Mahallesi şeysi, ortağı Gözüm Şeyh Sultan Türbesi diye. Evet. Yani şey, merkez dediğiniz gibi bizim konakmış. Evet. Gözüm Şeyh konağım oluruz şimdi. Konağımız. Uçakzade Ahmet Rıfat Efendi konağı Gözüm Şeyh Sultan Türbesi. Evet. Tabii kendi türbesi de konak içinde meftun. Evet. Orada. Genelde camileri yaptıran büyük devlet adamlarının mezarları caminin haziresine defnolur. O zat-ı muhteremde o konakta yaşadığı için onun cenazesi de konağın bahçesinde vasiyet etmiş. Ayrıca ayrılmış bir bölüme şey yapılar. Şimdi kendisinden Allah razı olsun diyelim. Ama bu kültürü, bu inanç kültürümüzü tanıtabilecek, yayabilecek şu anda hiçbir girişim yapılmadı. Belki de şu anda biz ilk kez kameraların karşısına bu konakla ilgili veyahut da Fikret abinin etnografik değerleri ve koleksiyonlarının dışında ilk defa belki de biz dinliyoruz diyebilirim. Ben bu zamana kadar izlemedim Kütahya olarak. Ben şunu da şey yapmak istiyorum. Bu Mevlevi ve Mevlevilikle ilgili aklınızda kalan ne tür anılar var? Ne tür anılar var? Büyüklerden. Büyüklerden. İşte babaannemizle bunlar söylenir mi bilmiyorum. Mesela biz ablamla ikimiz babaannemle yatardık. Uyumadığımız zaman hani iki kardeş şey etmeye başladığımız zaman bak saat ne diyor? Ne diyor? Hayyum kayyum hu Allah. Bize tesbih çektirirdi. Hayyum kul mu? Kayyum hu Allah. Bunu da biz 5 veya 6 yaşında bizim şey vardı. Akif dedemiz vardı. Evet. Mevlevi o da. Evet. Ninem bizi ablamla götürdü. Biz babaannemize nine derdik. İzin aldırdı Akif dede de. Evet. Ondan sonra işte biz zikir yapmaya başladık. Hala da gidiyor ama ne dereceye kadar gidiyor bilmiyorum. Şimdi Akif dede son dönem, Cumhuriyet'in son dönemi Mevlevi post dişi. Değil mi? Sakıp dede. Sakıp en son dede. Mevlevi. En son. Annemin babası. Peki Akif dede de Mevlevi'ydi. Şurada şey var ya, taş bina var ya, Akif dedenin dükkanı orasıydı. Muvaki tane. Oranın adı. Evet. Akif dedenin şeysi orasıydı. Evet. Orasıydı. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi yani Kütahya'daki Mevleviliğin yavaş yavaş köklerine doğru inmeye başladık. Özüne inmeye başladık. Peki başka ne diyebiliriz İffet abla bu konuda ya onlardan size düşen hatıra ve anılar neler? Hatıralar. Vallahi ne bileyim. Çok saygıdeğer insanlardı. Pek çok kimse akıl danışmaya gelirdi babaanneme. Kütahya'nın bütün düğünleri, nişanları bizim konakta yapılırdı. Peki İffet abla bu grupta veyahut da bu cemaatte Mevlevilerin içerisinde okuma yazma oranı nasıldı? Çok kültürlü insanlardı. Mine Nurettin Selçuk bizim çok yakın akrabamız. İşte oraya girmeyecektim ben. Çok yakın akrabamız. Annesi çok yakın akrabamız. Mine Nurettin Selçuk literatüre baktığımız zaman hep İstanbul yazar. Timur Selçuk da bu konuda bir açıklama yapmadı. Ama ben biliyorum Fikret abiden sizden böyle bir Mine Nurettin Selçuk akrabalık dereceniz neydi? Neydi? Ulu caminin arkasında konak avlusu diye bizim bir yerimiz vardı.
en son 25 sene önce falan vakıflar 48 tane şey çıkarttı, mirasçı çıkarttı. Kimse de ilgilenmedi. Oranın kızıydı annesi. Nurettin Selçuk'un. Kütahya'nın yerlisi. Yerlisi. Evet. Yerlisi. Peki bu İstanbul olayı, Nurettin Selçuk Üstad İstanbul'da mı doğmuş? Ya annesi İstanbul'a gelin mi gitmiş? Orasını yanlış olur. O kitabında var, kitapta var. Evet. Geçiyor. Konak avlusu da, konak avlusu dendiğine göre tahmin ediyor orada konak vardı. Evet. Vardı tabii. O konaktan annesi İstanbul'a gelin gidiyor. Evet, İstanbul'a gelin gidiyor. Tamam. Tamam. Münirettin Selçuk da İstanbul'da doğuyor. Tamam. İstanbul'a gelin gittiğine göre herhalde babası da İstanbul'du. Münirettin de İstanbul'da olmuş oluyor. Evet. Çünkü ben sizde... Ama şey tarafında tabii, bunlar tarafından da anne tarafından da akraba oldular. Evet. İşte ben sizleri tanıncaya kadar Münirettin Selçuk gerçeğini bilmiyordum. Hep İstanbul doğumlu, İstanbul olarak biliyorduk ama Kütahyalı olduğunu daha sonra öğrendik. Bu da Kütahya'ya ilişkin bir değer olarak kabul edelim. Hani Evliya Çelebi nasıl Unkapan'da doğdu diyoruz ama Kütahya'nın bir değeri. Münirettin Selçuk da Kütahya'nın bir değeri. Bununla ilgili üniversitelerimizde bir araştırma yapmasını ben şahsen istiyorum. Gerek Tunalpınar Üniversitemizin, gerek diğer üniversitelerimizin bu konuda bilimsel bir çalışma yapıp bu olayın da gün ışığına çıkması ve bu konuda tezler yazılması, konferanslar verilmesi, bu şekilde de Münirettin Selçuk'un Kütahyalı ilişkilendirilmesi gerekir diye düşünüyorum artık. Bugünden itibaren bunların üzerinde durmamız gerekir diye düşünüyorum. Rıfat dedenin kız kardeşi Rıfat Çin'i, Talat Çin'i ninin şeyleri oluyor. Annelerim oluyor. Anneler oluyor tabii. Evet. Mehmet Çini'nin annesi oluyor. Talat Çini'nin şeyisi de damadı da Demirörenler. Bu. Onlar Talat Beyler İstanbul'a gittiler. Tümaylar'ın kızıyla evlendi. Demirörenler. İnce Hanım. Meşhur Yıldırım Demirören. Evet. Futbol Federasyonu Başkanı yaptı. Ayvaz şirketi. Erdoğan Demirören'in eşi oluyor. Evet. Talat Çini'nin şeyisi, kızı. Yani şöyle Uşaklızade Rifat Efendi'nin kız kardeşi. Çocuklar oluyor. Vedat torunları. Çini. Evet. Mehmet Çini. Bunlar. Onu da Mehmet Çini. Anne. Kız kardeşinin şeyisi oluyor. Oğlu oluyor. Onun çocukları da Rıfat Çini. Talat Çini oluyor. Ondan sonra Vedat Çini, Edip Çini, bir kız kardeşinin çocukları, Çanakçılar. Çincioğlu. Çini. Hafız Mehmet. Hafız Mehmet değil, onun şeysi, eşi. Evet. Rıfat dedenin kız kardeşi. O da mı onun kız kardeşi? Kız kardeşi, yedi kardeşlermiş. Oo, maşallah. Yani gerçekten şu anda Kütahya için çok güzel, kronolojik bir tarih, bir aile seceresi çıkartmış olduk. Yani ben bu söyleşi için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sefa Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Bu konuda tanıtım için çok büyük katkılar verdi sağ olsun. Sizlere de sağlıklı nice yıllar diliyorum. Aynı çatı altında bulunmaktan onur duyuyoruz sizlerle. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah işe yarar. Fikret Hocam, bunu şimdi ahşap ve bu vardı. Ama siz Kütahya'nın Çinisini de buna eklemişsiniz. Bu nereden geldi aklınıza? Kütahya Çini şehri olduğuna göre evet. Dedim buraları cam olanlar var. Orijinallerinde cam var. Ben de dedim Çini yaptırayım. Fakat Çini üzerine resim yapan çok az kişi. Yani bunları yaptığım zaman, yakın zamanda bunlar, 10 senelik olan bir şeyi var. Evet. Araştırdım. Başka arkadaşların yardımıyla falan bunları yapanları buldum. Ve yaptırdım. Mesela bunu Altın Çin'de çalışan Rıdvan diye bir arkadaş vardı. Evet. O yaptı. Eline emeğine sağlık. Gerçekten küçücük şeye çok büyük bir tabloyu sığdırmış. Evet, resim. Buraya gelen
en çok şeyime giden ziyarete gelen, bilhassa gençlerde de var, yaşlılarda da var. Yani gramofon nasıl çalışır, nasıl ses verir diye soracağı yerde ilk sordukları soru hangisi en eskisi? Kaç senelik? En eskisi kaç senelik? Bu kadar. Merak yok diyorsunuz. Merak yok. Dostlar, İffet Hanım'a, Fikret Hocam'a buraya gelip bu videonun yapımında, bu videonun oluşturulmasında bana destek oldukları için çok teşekkür ederim. Gerçekten kültürel ve bilgi birikimi olarak çok zengin insanlar, mutlaka tanımanızı isterim. Germiyan Sokağı'nda bulunan bu kültür sanat evinde, kültür sanat yerleşkesinde mutlaka bu odaya gelip bu atmosferi solumanız lazım. Çok değişik bir duygu. Hepsini tek tek göstermek gerçekten güç ve çok büyük tarihi eserler var. Fikret Hocam bu konuda kendi bir koleksiyon yapmış, bize ulaştırmış. Bence bunun kıymetini bilelim. Bu kadar geçmişten günümüze ulaşmış insanları lütfen teknolojinin o kaydırmalı videolarına kurban vermeyelim. Bu videoyu mutlaka izleyin. Çok şey katacağını düşünüyorum. Videolarımızı mutlaka takip edin. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şöyle, aslında ben bu sözleri söylemekten pek haz almıyorum ama maalesef şu anda sosyal medyaları yapay zekalar kontrol ediyor. Eğer siz kanala abone olmazsanız, videoları beğenmezseniz ya da videoların altına yorumlarınızı yazmazsanız, bu konuda bize destek vermezseniz, algoritma diyor ki ilgi çekmeyen bir video, bunu diğerlerine göstermemeliyim. Bu konuda yardımlarınıza ihtiyacımız var. Benim tek başıma yapabileceğim bu videoyu çekmek, elimden geldiğince kısıtlı imkanlarla, ama sizin yardımınızla bu güzel insanları daha geniş kitlelere duyurabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın.